Bu videoda size kuantum mekaniğini anlama sözü vermiyoruz. Ancak somut veriler ve deneyler ışığında, evrenin derin yapısı üzerine elde edilen bulguları daha iyi anlamanızı sağlama sözü veriyoruz. Her şey bir deneyle başladı. Çift yarık deneyi. 1801'de Thomas Young tarafından yapıldığında ışığın dalga gibi davrandığını kanıtlamak için tasarlanmıştı. Ama bir yüzyıl sonra bu deneyin sıradan bir optik gösteri olmadığı ortaya çıkacaktı. Çünkü ışık gözlendiğinde farklı, gözlenmediğinde farklı davranıyordu. Elektronlar tek tek ateşlendiğinde bir noktada toplanmaları beklenirdi. Ama onlar sanki kendilerini bölebiliyorlarmış gibi davranarak girişim desenleri oluşturuyorlardı. İki yarık varsa iki çizgi olması gerekirdi. Ama gerçekte çok daha fazlası vardı. Peki elektronlar nasıl olup da bir dalga gibi hareket ediyordu? Belki de olay sandığımız kadar basit değildi. 1927'de bu deney tekrar yapıldığında işler daha da karmaşık bir hal aldı. Eğer bir gözlem cihazı yerleştirilirse, elektronlar artık girişim deseni oluşturmuyordu. Onlar bir parçacık gibi davranıyordu. Gözlem olmadansa bir dalga gibi. Burada bir soru ortaya çıktı. Gözlem yapmak neden gerçekliği değiştiriyordu? Ya da daha rahatsız edici bir soru. Gerçeklik zaten bizim algımızın bir ürünü müydü? Einstein bu fikri kabul edemedi. "Mutlaka bir yerlerde hata yapmış olmalısınız" şeklinde tepki verdi. "Ve ne yani? Ben bakmadığımda ayın orada olmadığını mı söylüyorsunuz?" diye sordu. Gerçekliğin gözlemciye bağlı olması düşüncesi ona göre kabul edilemezdi. Ama kuantum mekaniği tam da bunu ima ediyordu. Evren ona bakan bir göz olmadan, kesin bir hal ya da diğer deyişle süper olmayan bir stabil pozisyon almıyordu. İşte bu noktada Schrödinger devreye girdi. 1935'te bu korkutucu tuhaflığı açığa çıkarmak için bir düşünce deneyi ortaya attı. Bir kedi, bir kutunun içinde kuantum yasalarına tabi bir sistemle bağlantılıydı. Atom bozulursa bir mekanizma çalışacak ve zehirli gaz açığa çıkacaktı. Bozulmazsa kedi hayatta kalacaktı. Ama kuantum süperpozisyonu gereği sistem gözlemlenene kadar iki durumda da bulunmalıydı. Yani kedi hem ölü hem diri olmalıydı. Burada bir adım geri çekilip düşünmek gerek. Eğer gözlem yapmak sonucu belirliyorsa, bizim bilincimiz nerede devreye giriyor? Evren bizim gözlerimiz olmadan kesin bir hal almıyorsa, o zaman kesinlik dediğimiz şey gerçekten var mı? Einstein buna karşı çıktı. "Tanrı zar atmaz," dedi. Ama 1964'te John Bell'in teoremi, kuantum mekaniğinin en rahatsız edici sonucunu ortaya koydu. Gerçeklik yalnızca yerel etkilerle açıklanamazdı. Bir parçacık burada ölçüldüğünde, ışık yılları ötedeki ikizi anında etkileniyordu. Bunu anlamak kolay değil. Bir nesneyi gözlediğinizi, ancak onun aslında sizden milyarlarca kilometre ötede olduğunu hayal edin. Ve yine de sizin gözleminizle aynı anda tepki verdiğini. Bunu daha iyi anlamanız için farklı yöntemler deneyelim. Örneğin 20 ışık yılı uzaklığa bir bilgi göndermeniz ışık hızıyla 20 yıl sürer. Eğer 20 ışık yılı uzunluğunda bir maddesel çubuk yapsanız ve kendi bulunduğunuz taraftan çubuğu kımıldattığınızı düşünürseniz, oluşturduğunuz devinimin 20 ışık yılı uzaklıktaki noktaya ulaşması sesin bu madde içindeki yayılım hızıyla ilerlediği için ışık hızına göre çok daha yavaş olacaktır. Peki kuantum mekaniği milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki nesnelerle nasıl oluyor da anında haberleşebiliyor? Kafanız karıştı mı? Şimdi daha fazla karışacak. 20 ışık yılı uzaklıkta olan bir yıldızı düşünelim. Ve bu yıldız,
bugün patlamış olsun. 20 yıl boyunca onu gökyüzünde görmeye devam ediyorken, ona baktığımızda nasıl oluyor da bize halen anlık tepki verebiliyor? Bu noktada Wheeler'ın gecikmeli seçim deneyleri devreye giriyor. Yani bir şeyin dalga mı yoksa parçacık mı olduğunu o anki durumumuz belirliyor. Bu da kuantum mekaniğinin aslında geçmişte var olan ve artık geçmişte kalan bir olayın algısal olarak gözlemci etkisiyle değiştirilebileceğini gösteriyor. Yani aslında bizler geçmişi değiştiremeyiz. Çünkü geçmiş geri alınamaz. Ancak geçmişin nasıl algılanabileceğini değiştirebiliriz. Wheeler'ın gecikmeli seçim deneyi, kuantum mekaniği ve gözlemci etkisiyle ilgili en tuhaf ve kafa karıştırıcı deneylerden biridir. Çünkü bu deney yalnızca gözlem anını değil, bunun geçmiş zamandan gelen sürecinin algısal olarak etkilenebileceğini de göstermiştir. Bu deney, zamanın gözlem anının gerçeklik üzerindeki etkilerini sorgular ve gözlemlerimizin geçmişe bile etki edebileceğini düşündürür. Bu, gerçekliğin esnekliğini ve gözlemciye bağlı doğasını düşündüren derin bir deneydir. Kuantum mekaniği, çoklu evren fikrini de gündeme getiriyor. Bu Many Worlds Interpretation olarak bilinen teoride, her bir kuantum olayının sonucu farklı bir evrende gerçekleşir ve her gözlemde farklı bir paralel evren ortaya çıkar. Bu teori, her kuantum ölçümünde farklı bir evrenin ortaya çıktığını öne sürer. Yani her seçim yeni bir dünya yaratır. Kuantum mekaniğinde gözlemci etkisi aslında gerçekliğin ne olduğu sorusuna dair derin bir felsefi soru ortaya atıyor. Kuantum dalga fonksiyonunun çökmesi gözlem yapıldığı anda meydana gelir. Ancak bu, gerçekliğin yalnızca gözlemcinin gözlemiyle belirlendiği anlamına gelir. Gerçeklik, sadece gözlem yapıldığında var olur gibi bir durum var. Gözlem yapmadığınızda bir olay aynı anda hem var hem yok olabilir. Ve sadece gözlemlerle kesinleşir. Kuantum mekaniği klasik fiziğin ötesinde gözlemlerimizin gerçeklik üzerindeki etkilerini sorgulayan derin bir teori. Bu alanda en dikkat çeken paradoksal durum, dalga parçacık ikiliği ile başlar. Kuantum düzeyindeki bir parçacık, aynı anda hem dalga hem de parçacık gibi davranabilir. Bu, onun belirsiz bir konumda olmasını ve süperpozisyon içinde var olmasını sağlar. Yani, bir parçacık gözlenene kadar birçok farklı durumda bulunabilir. Ancak gözlemi gerçekleştirdiğimiz anda bu durum çöker ve tek bir gerçeklik halini alır. Bir başka paradoks ise kuantum dolanıklıktır. İki parçacık birbiriyle dolanık hale geldiğinde, bunlar uzayda çok uzak mesafelerde olsalar bile, bir parçacığın durumu değiştiğinde, diğeri de anında etkilenir. Bu, ışık hızını aşan bir etkileşim gibi görünse de, kuantum mekaniği bunu açıklamakta zorlanır. Ne de olsa, burada bilginin anında bir yerden bir yere geçmesi söz konusudur. Ancak bu, göreliliğin öngördüğü sınırlarla çelişir. Bir başka tuhaflık ise gözlemci etkisiyle ilgilidir. Kuantum mekaniğine göre, bir parçacığın davranışı, gözlem yapılana kadar belirli değildir. Parçacık, hem bir yerden hem de başka bir yerden geçiyor olabilir ve gözlemci onun sadece bir şekilde var olmasına karar verir. Bu, gözlem yapmadığınızda bir olayın hem var hem de yok olabileceği anlamına gelir. Gözlemci, gerçeği sadece gözlemle şekillendirir. Bu durum, zamanın akışını ve gerçekliğin yapısını sorgulatan bir mesele yaratır. Son olarak, çoklu evren teorisi bu paradoksların zirveye çıkmasına yol açar. Kuantum mekaniği, her gözlemde farklı bir paralel evrenin oluşabileceğini öne sürer.
her olasılık farklı bir evrende gerçek olabilir. Yani biz bir seçim yaptığımızda, bu seçim aslında bir yeni evrenin doğmasına yol açar. Her karar yeni bir gerçeklik yaratır ve tüm evrenin paralel evrenler içinde yaşandığı düşüncesine kapılabiliriz.